Merhaba Bahar, hoş geldin. Merhaba. Öncelikle çok çok teşekkürler böyle bir programın hazırlanmasına önayak olduğun için. Bugün hatta bugün çıktı böyle bir fikir galiba arkadaşların sana bu konuda biraz talepte bulunmuşlar. Aynen. Bu güncel olayla, bu virüs salgını ile ilgili neler söyleyebiliriz biz hani psikologlar olarak neler katabiliriz insanların yaşantılarına, ne dersin? Aslında şöyle, arkadaşlarımın biraz da altını çizmek istediği konu işin fizyolojik ve biyolojik bir tarafı var gibi görünüyor ama asıl psikolojik kısmının çok yıkıcı olduğu. Bu da tabii hepimizin bildiği gibi işte belirsiz, ne olacağı öngörülemeyen, tedavisi olmayan ama bir takım sonuçlara neden olduğunu varsaydığımız, tüm dünyayı etkileyen bir şey olunca büyük bir kaygı ve korku yaratıyor. O yüzden de bunun üzerine psikolojik bir desteğe ekstra ihtiyaç olunan bir dönem diye de bundan bahsettiler. Ben de bu fikri o yüzden sana taşımak istedim. Evet. Yani nasıl etkiliyor peki bu? Yani biz nasıl etkileniyoruz? Bizim etkilenmemiz bu durumu nasıl etkiliyor? Neler söyleyebiliriz burada? Sinir Aslında herhalde. sistemimiz, psikolojik sistemimiz, pardon. Tamam. Sinir sistemini ben biraz belki de sana bırakabilirim. Özellikle senden bir şeyler alabiliriz. Tamam, sağ ol. Ama nasıl etkiliyor kısmında aslında sırf iki kişi olarak bile duygumuzdan yola çıkarsak kaygı hissediyoruz hepimiz. Bir takım tedbirler almak yönünde ilerliyoruz. Ama tabii burada konu biraz da şeye geliyor. Yani kaygı duygusu aslında hepimizi koruyan, tehditlere karşı duyarlı hale getiren, hayatta kalmaya yarayan bir duygu bir taraftan. Ama bir taraftan da seviyesinin ne dozda olduğu da bayağı işi karıştırıyor gibi. Evet. Seviyesinin ne dozu oldu? Yani burada hem bir yandan bizi hayatta tutuyor, hem de dozu bir yandan da bizim herhalde savunma sistemlerimizi etkiliyor, sağlığımızı etkiliyor herhalde. Aslında çok önemli söylediğin şey. Yani o kaygı belli bir bizi koruyacak düzeyin üstüne çıktığında yoğun bir stres yaratıyor. Ve stres de zaten bağışıklık sistemimizi düşürdüğü için birçok hastalığa yakalanma ihtimali de daha çok artıran bir şey oluyor. Yani işin trajik olan kısmı hastalıktan korktuğumuz için kaygılanıp eğer bu kaygıyı çok aşırı düzeyde yaşarsak yoğun bir stres yaşayıp hastalığa da daha açık bir hale geliyor olmamız. O yüzden belki de en çok bugün vurgulamamız gereken şeylerden biri de bu kaygıyı daha iyi yönetebilmek. Evet. Anladım. Yani bu özellikle tabii ki vücudumuz, ruhumuz, sinir sistemimiz çok büyük bir tehdit algılıyor. Çok evrimsel, çok uzun, yüz binlerce yıldır belki değil mi? Hani kodlarımıza işlenen salgın, tedavisi olmayan bir hastalık. Hani çok yakında çıkacak umarım. Ama hatta güzel, umutlu gelişmeler var. Ama bizim algıladığımız şey hani bizi ortadan kaldıracak, bizi yok edecek bir tehdit. Yani sanki ormanda büyük bir vahşi hayvanla karşılaşmak gibi. Ve onunla her an travmada da olduğu gibi post travmatik durumlarda, travma sonrası durumlarda da o etken sonrasında vücut kendisini bir türlü salamaz ve sürekli savunmadadır ya da sürekli teslimdedir. Burada da herhalde kişi uzun süre savunmada, saldırıda ya da kaçmada ya da tamamen teslimde olduğu zaman kısa vadede bunlar hayatta kalmak için önemli ama uzun vadede galiba bağışıklık sistemini çökerten en önemli etkenlerden bir tanesi oluyor. Evet. Kesinlikle. Yani sen çok daha iyi kavramsallaştırdın. Yani üç boyut Teşekkür. üzerinden kaygıya teslim olmak, onunla savaşmak ya da kaçınmakla ilgili. Bu durumda böyle bir risk varken ve bütün dünyayı tehdit ederken aslında baktığımızda hiç kaygılanmamak da anormal bir durum olurdu. Ve Evet. kaygı işlevini düşünürsek kaçmak kısmı, kendimizi korumakla ilgili bir şeyleri gözetmek kısmında da uzak kalmamıza sıkıntı yaşamamıza da neden olabilirdi. Ama bir taraftan da aşırı yaşıyor olmamız ve ona teslim oluyor olmamız o kaygılı döngüye, o da tartışmak gereken bir konu. Evet, yani bir yandan ben çok yakın bir zamana kadar aslında biraz ülkece böyleydik galiba değil mi? Hani televizyonda bazı saçma açıklamalar oldu işte Türk geni işte ayrı bir yapısı var, Türklere bir şey olmuyormuş bütün dünyada gibi. Böyle olmadığını anladık, birdenbire gerçeği kavradık. Ama uzunca bir süre, yani belki bir iki hafta boyunca
Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi tarzında ikna edici bilgiler dolaştı çevrede. Bu demeyi bahsettiğin herhalde savunma sistemi, inkar savunma sistemi. Hiç korkmuyorum, ne olacak ki demek de anormal bir şey. Önlem evet. almamak. Ki galiba şu an toplumsal olarak biraz, yani Türk toplumu olarak biraz o fazlayız. Yani sokakta hayat çok fazla değişmemiş gibi hala. Ama bir süre sonra sokaklara çıkamayacaksınız diye işte İtalya'daki vatandaşlarımız falan bizi uyarıyorlar. O da başka bir savunma yöntemi. Ne diyelim? Herhalde kaçınma olabilir değil mi? değişik şeyler üreterek, mantıklar üreterek aşırı iyimser davranmak. Bu da herhalde evet. içine düşmemiz gereken tuzaklardan bir tanesi. Aynen. Bana bir şey olmaz diyerek davranmak. Evet. Yani hepimizin başına bir şey gelebilir ama sadece benim başıma gelir, kesin beni bulur diyerek de gezmemek lazım. Okey. O da büyük şanssızlık değil mi? Yani bu şanssızlıktan evet. birisine bir şey olacaksa o da bana olur gibi. O da karamsarlık ve dayanıksızlık şemalarının ele geçirmesiyle ilgili bir şey bizi. yani şemalara pek girmeyiz zannediyorduk ama aslında 2-3 cümle edince hemen şemalara ulaşıyoruz. kötü bir şey olursa bu mutlaka bana olur gibi bir düşünceyle de yaşadığımız zaman yine sinir sistemimiz sürekli anten gibi çalışıyor ve tehlikeyi sürekli algılıyor. Belki insanların burada sürekli medyada bilgi toplaması davranışını da açıklayabiliriz biraz. Evet. Sorunla aşırı ilgilenme gibi değil mi? Bu aslında ne yapılması gerekir, ne yapılması gerekmez kısmı ile ilgili de bence önemli bir nokta. Çünkü zaten oldukça uyarılmış bir haldeyken kaygı seviyemiz bu belirsiz durum karşısında ve kontrol edemediğimiz durum karşısında artmaya sürekli meyilliyken devamlı medyaya maruz kalıyor olmak, devamlı tekrar tekrar bu haberleri dinliyor olmak ve sadece o haber varmış gibi yaşıyor olmak da ayrıca bu kaygıyı artıran şeylerden bir tanesi oluyor. Ayrıca pardon, sadece o haber varmış gibi, yani sadece çevremizde o bilgi varmış gibi. Evet, yani aslında şöyle kastettiğim şey bir tek bu tehditle şu an yaşıyormuşuz gibi. Başka da bir hayatımız yokmuş gibi. Onun bizi teslim aldığı bir şekilde yaşamamız aslında işleri biraz karıştırıyor. Çünkü aslında var, gerçekten böyle bir tehdit var ve buna karşı önlem almamız gerekiyor, kaygılanmamız gerekiyor. Ama biz sanki o bizim başımıza gelmişçesine de o duyguyu yaşamaya başlıyoruz, daha gelmeden üstelik. Okay. Tamamen teslim oluyoruz. Sanki evet. gelmiş gibi. evet. Ve devamlı medyayla çok haşır neşir olduğumuzda, sürekli bu haberlere maruz kaldığımızda da bu uyarılmışlık, tehdit algısı ve kaygının boyutu da iyice artıyor. Bunu sınırlandırmaya, sağlıklı bir sınıra koymaya ihtiyacımız var gibi hepimizin. Evet, aslında herhalde biraz genlerimizin burada esiriyiz. Yani ya da kişilik yapımızın, özür dilerim. Kişilik yapımızın esiri gibiyiz. Yani kişilik yapımız kaçınmaya müsaitse belki hiçbir şey izlemeyip, işte kuş geçiyor tarzında dikkatimizi dağıtmaya çalışabiliriz. Aşırı derecede ve hiç konuyla ilgili olmayız. Aşırı versiyonlardan bahsediyorum. Eğer kişilik yapımız biraz daha teslim olmaya meyilliyse, sürekli bu tehlikeyi düşünüp bunun altında ezilerek belki depresyonda ve anksiyete, endişe içinde yaşayabiliriz. Ya da ne dedik? Teslim dedik, kaçınma dedik. Savaşma, yani bütün dediğimiz, demin konuştuğumuz ince detaylar, işte şurada kaç kişi olmuş, bugün kaç kişi olmuş, işte arada geometrik mi artmış, parametrik mi artmış, bu şey artışı izlemek saniye saniye, bu da işin savaşma kısmı. Sanki bu kadar çok bilgili olursak önlem alabilirmişiz gibi, başa çıkabilirmişiz gibi. Yani üç aşamada, yani üç farklı tepki veriyoruz kişiliğimizin esiri olarak, yani teslim olabiliyoruz, kaçınma olabiliyor. Tabii bir tane daha şey var. Bir modumuz daha var. O da sağlıklı mod, sağlıklı erişkin modu diyebileceğimiz. Çünkü bunun hepsi çocuk diyebiliriz değil mi? İncinmiş çocuk, kızgın çocuk, korkmuş çocuk modları. İçimizdeki küçük çocuk ürküyor ve dümeni ele geçiriyor. Ama yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de sağlıklı erişkin modunda kalmak. İşte tehlikeyi gerçekçi değerlendirip, ama aynı zamanda demin söylediğin çok önemli bir şey var. Hayatın sadece bu tehlikeden ibaret olmadığını anlamak.
Neler yapılabilir? Aklına neler geliyor? Mesela kişiler neler yapabilirler? Bu faz için, bu fazı güçlendirmek için, sağlıklı erişkin fazını. Aslında herhalde en çok altını çizmemiz gereken şey bir tedbir davranışının, belli bir düzeydeki tedbir davranışının sağlıklı olacağı. İşte bugünlerde hijyenle alakalı, kimi zaman evde izole olmakla ilgili bir takım önerilerde bulunuyor. Bunları yeterli miktarda uygulamaya çalışmak, ama asıl işin biz psikolojik yanına geçersek, bunu sanki başımıza gelmiş gibi yaşamak yerine belli bir düzeyde medyadan takip edip güvenilir kaynaklardan belli günde belli bir sayıda belki de sonra bunu orada bırakıp işte eğer daha izole olmamız gereken bir durumsa evde başka şeylere de yönelebildiğimiz işte sanat, spor, bilmiyorum belki herkes epeydir evde olamadı ve bitiremediği bazı işler var. Onları toparlamak gibi. Video çekmek gibi mesela. Evet, biz de şu an öyle yapıyoruz aslında. Evet. Video çekmek gibi. Bu işlerle uğraşmak, kitap okumak. Yani aslında tüm bunlarla söylenen şey biraz da anda kalabilmek, spontan olabilmek, başka şeylere odaklanabilmek, sadece o tehdit algısıyla yaşamamak gibi bir yere denk geliyor. Diğer taraftan tabii ki hem bu sinir sistemiyle ilgili hem psikolojiyle ilgili çok önemli bir kısım sosyal destek. Yani izolede olsak bir takım tedbir davranışlarına uymamız da gerekse birileriyle etkileşim halinde olmak, kaygımızı, duygumuzu paylaşıyor olmak, sohbet etmek, bunlara insan olarak ihtiyacımız var hepimizin. Tabii ki yüz yüze olmayabilir ama online olabilir, telefonla olabilir, etkileşimde olmaya çalışmak, sosyal desteğe açık olmak. Aslında bu duyguyu yalnız başımıza taşımadığımızı, başkalarının da aynı şeyleri yaşıyor olduğunu ortaklık etmek belki de. Evet. Çok doğru, o sosyal desteği gözden kaçırmamak, bağlantıyı koparmamak. Hani sosyal izolasyon, sosyal mesafelenme deniyor galiba, değil mi? Evet. Aslında çok da tercih ettiğimiz bir şey, sağlıklı bir şey değil izolasyon. Aynen. Hani bu programı sadece izolasyon üzerine koysak koyabilirdik. Belki daha sonra da yapabiliriz. Yani izolasyon etkileri ve izolasyona nasıl başa çıkabiliriz? Evet, yani fiziksel olarak izole olabiliriz ama ruhsal olarak izole olmak gerekmiyor galiba. Bu hastalıktan korunmak için. İletişim içinde olabilir. Özellikle iletişim herhalde temas, ruhsal, duygusal temas herhalde değil mi? Burada bunun antidotu olabilecek şey. Bu konuda yalnız hissetmemek. Çünkü hepimiz yalnız aynı şeyi düşünüyoruz. Hissetmemek, evet. Belki daha çok arkadaşlarımıza konuşabiliriz. Daha çok mesaj açabiliriz. Yani mikro virüsle baş etmek için belki uzak durmamız gerekebilir ama iletişimsel açıdan çok daha yakın olabiliriz. E-mail yazabiliriz. Böyle Skype görüşmesi yapabiliriz, WhatsApp vesaire gibi. Yani sosyal medyadan da yani görüşebiliriz ya da aynı evin içinde kendi ailemize daha çok vakit geçirebiliriz. Evet. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi salgınla ilgili korkutucu filmler izlemek. Evet. Sanıyorum dün siz de biz de aynı hatayı yaptık. Evet, evet. Bu akşam filmleri değiştirelim. Bizimkini size verelim, siz sizinkisini bize verin. Yani o da üzerine gitme oluyor. Yani ya kaçıyoruz, ya çok üzerine gidiyoruz, ya teslim oluyoruz. Biraz depresyonla karışık bir şey yaşıyoruz. Aslında demin sen de söyledin ama vücudumuz, ruhumuz biraz araba kullanmaya benziyor. Yani buradan Ankara'ya gideceğiz diyelim ki. Hani yollar boşsa aralıksız 200 yaparak gittiğimiz zaman zaten trafik kurallarına aykırı ama hani arabanın motoruna, içindeki seyahat eden insanların sağlığına iyi gelen bir şey değil bu. Bazen yavaşlamamız gerekiyor, bazen yokuş çıkarız, bazen yokuş ineriz, bazen dümdüz gideriz rahat bir şekilde. Yani bu hem kaçmayı, hem savaşmayı, hem teslim olmayı yer yer yaşayıp ama daha çok demin de senin söylediğin gibi spor yaparak, sanatla uğraşarak, meditasyon olabilir, yoga olabilir. Yani bedene iyi gelen, ruha iyi gelen, dinden insanlar belki yani kendi dinleriyle uyumlular, müster içinde olabilirler. Yani ruhumuza, bedenimize ne iyi geliyorsa, yani biraz buradaki bünyeyi, yapıyı, organizmayı sakinleştirmek, sağlıklı viteslerde de kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla hani ben hastalığa, hastalıkla ilgili ne kadar çok bilgi alırsam o kadar sağlıklı olmayacağım. Şimdi biraz bırakabilmem de gerekiyor galiba. Evet, evet.
Evet, aslında hani belki bir YouTube videosu yeterli bir içerik ürettik diye düşünüyorum bugünlük ama acaba ne ekleyebileceğimiz başka şey olabilir mi? Senin aklına geliyor mu? Yani özetle yoga ve meditasyonun da altını çizdin Alp. Yani şu dönemin hepimiz için stres artırıcı bir dönem olduğunu kabul edersek ve bunu da hesaba katarak davranırsak, yani normalden de farklı olarak stresi yatıştırıcı, kendimize ekstra daha iyi bakıcı bir şekilde davranmak. İşte bu yoga, meditasyon ve diğer bütün bahsettiğin, senin de altını çizdiğin işte sanat olur, başka uğraşlar olur. Yani bunları belki normal belli aralıklarla yapıyorsak bile şu dönemde daha yoğun onlara ihtiyacımız olduğunu, kendimize sahip çıkmamız gerektiğini hatırlamakta fayda var. Ve belki son olarak şeyi söylemek, yani insanoğlu olarak kontrol etmekle ilgili bir ihtiyaçtan kaynaklı da aslında bu kaygıyla alakalı şeyleri yaşıyoruz. Daha doğrusu kontrol edemediğimiz için her şeyi kontrol edemediğimiz ama yine de her şeyin çok kötü olmadığını, şu an kaygılanabilecek bir durumdaysak aslında başımıza hiçbir şey gelmedi henüz. Ve bu gerçek olmadı. Şu an sağlıklıyız belki de ve işler yolunda gidiyor. Yani daha pozitif kalmaya odaklanmalıyız diye de son evet. olarak diyebilirim. Evet, o çok çok doğru. Çok katılıyorum ona. Çünkü hani kaygılanmak ne kadar çok düşünelim o kadar sağlığımıza iyi gelecek ya durumumuza iyi gelecek gibi zannederken aslında unutabilmek, yer yer bırakabilmek, başka şeyleri de hayatımıza sokmak yani bir sürü şey olabilir bu. Yani bizi sakinleştiren şey yapmak immün sistemimize, bağışıklık sistemimize iyi gelecek, bizi daha güçlendirecek şeyler aslında. Kesinlikle. Evet, evet. Benim de o gelmişti son olarak. Sen zaten vurguladın. İşte bizi o tedirgin hani böyle arkasından sanki başka bir yırtıcı hayvan kovalıyormuş gibi kaçan başka bir hayvanın hissinden çıkaracak şeyler lazım. Şey, sorumluluk kısmı. Yani ben bütün bilgilere sahip olursam bu hastalığa karşı kendimi korurum, yakınlarımı korurum gibi aşırı sorumluluğu belki o çukura düşen insanlar da olabilir. Yani burada söyleyeceğimiz şey Tanrı'yı oynamamak çok önemli. Evet. Öyle yani, bir terim vardır. Evet. Bence çok iyi bir özet oldu. Yani her şeyi kontrol edebilir bir güçte değiliz. Yani tırnak içinde Tanrı değiliz. Ama öyle olmadığımız halde de işler o kadar kötü de değil. Her zaman evet. kontrol etmiyor olsak da, yani kontrol edemiyor olsak da yine de bir şeyler yolunda gidiyor olabiliyor. Evet. Yaşamak için hani günlük yaşamda daha doğrusu biraz daha dikkat edeceğimiz kurallar arttı. Onlara dikkat edebiliriz. Bu dokunma, temas etme, öpüşme, işte sarılma gibi şeyler olmasın gibi. Onun dışında aslında normal hayatımıza devam edeceğiz ve çok kısa bir süre içinde aşısı olsun ya da virüsün doğal seyri olsun daha güzel günler gelecek. O günleri beklemek herhalde yapacak en iyi şey. Evet. Bahar, çok çok teşekkürler bu fikri getirdiğin için. Sayende böyle ayaküstü olsa bir çekim yapabildik. Umarım izleyicilerimizin de bu ilgisini çeker. Yani içinde işlenilecek bilgiler vardır. belki daha sonra izolasyon üzerine ya da başka bir program, başka bir konu üzerine program yapabiliriz. biraz daha şey ekipmanlarımız hazır olur, ışıklarımız, kameralarımız. böyle evet. Sosyal medya üzerinden olmadan. O zaman tekrar görüşmek üzere diyelim bugünlük. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.